Ailesi ve New Jersey banliyosundaki komşular için Richard Kuklinski tamamen Amerikalı bir kocaydı. Kurbanlarına göre o buz adam olarak bilinen korkunç bir katildi. Bir röportajcı bir keresinde buz adam Richard Kuklinski'ye sormuştu. Kendini bir suikastçiye mi benzetiyorsun demişti. Suikastçı mı? Kulağa çok egzotik geliyor diye yanıtladı tetikçi. Hafif bir eğlence ve hafif bir gülümsemeyle. Daha sonra yüzü ciddileşti. Ben sadece bir katildim dedi. Sadece yetersiz bir ifadeydi. Daha çok buz adam olarak bilinen Richard Kuklinski, 5 kişi öldürmekten suçlu bulundu. Ancak yüzlerce kişi öldürdüğünü itiraf etti. Peki buz adamın katili iflah olmaz bir yalancı mıydı? Yoksa tarihteki en kötü toplu katliamcılardan biri miydi? Richard, 11 Nisan 1935'te Jersey City'de saldırgan, alkolik bir baba ve katı dindar bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İkisi de onu düzenli olarak dövüyordu. Babasının dayakları o kadar sertti ki Kuklinski'nin ağabeyi öldürülmüştü. Yetkililere onun merdivenlerden düştüğü söylenmişti. Kuklinski maruz kaldığı şiddeti alıp dünyaya geri verdi. Mahallenin kedilerine ve sokak köpeklerine işkence edip öldürüyordu. 8. sınıfta okulu bıraktı ve aynı yıl 14 yaşındayken kasabanın zorbasını öldüresiye dövmüştü. Genç insan düşmanı dev bir adama dönüştü. Daha sonra Richard Kuklinski'nin mafyaya bulaştığı iddia edildi. Sonunda gangster Roy DeMeo'ya borçlu kaldı. Ve DeMeo parasını ödemesi için onu dövmek üzere adamlar gönderdiğinde Kuklinski'nin dayak yemeği metanetli bir şekilde kabul etmesi sert mafya adamını etkilemişti. Ve parayı ödedikten sonra onu ortak olarak işe aldı. Çok amaçlı bir suçlu hale geldi. Yasa dışı pornografi kaçakçılığı yaptı. Soygunlar düzenledi. Ve mafyanın uyarıya ihtiyaç duyduğunu düşündüğü kişileri dövdü. Zor durumlarla başa çıkma becerisi ve DeMeo ekibine sürekli olarak nakit para çekme becerisi ona saygı kazandırmıştı. Zamanla bu durum onu DeMeo'nun da üyesi olduğu Gambino suç ailesine dikkatini çekmişti. Richard Kuklinski'nin o zamanlar profesyonel bir katil değildi. Yalnızca eğlence amaçlı bir katildi. Ama bu tamamen değişmek üzereydi. Richard, günün sonunda organize suç dünyasının seçkinlerine, özellikle de onu ilk büyük çete cinayeti için kiralayan kötü şöhretli De Cavalcante ailesinde yayılmıştı. Yeni görevine profesyonel bir şekle yaklaştı. Araştırma amacıyla ders dışı cinayetlere girişti ve kendi cinayet arzusunu tatmin ediyordu. 1954'te New Jersey'den New York City'ye periyodik geziler yapmaya başladı ve kurbanları bulmak için Manhattan'ın yukarı batı yakasında dolaşmaya başladı. Hedefleri çoğunlukla onu kızdıran, onu küçük de olsa küçümsediğini hissettiği kişilerdi. Bazen sırf öldürmek için rastgele öldürüyordu. Yöntemleri de kurban seçimi kadar değişkendi. Ruh haline göre vuruyordu, bıçaklıyordu, boğuyordu, zehirliyordu ya da sopayla dövüp öldürüyordu. Silah seçimi sürekli değişiyordu. Bu karar polisin bölgedeki çok sayıda ölümden tek bir adamın işi olduğundan şüphelenmesini engelliyordu. Buz kıracağı ve çıplak eklemlerden el bombalarına kadar her şeyi kullandı. Richard'ın bir zamanlar yaptığı açıklamaya göre en sevdiği şey siyanürle dolu broş sprey şişesiydi. Kuklinski, DeMeo ve Gambinolar için görevleri yerine getirmeye devam etmişti ve tereddüt etmeden cinayet işlemeye istekli olması ondan şeytanın ta kendisi olarak bahsetmeye başlayan suçlu meslektaşlarını bile rahatsız ediyordu. Sadece iki kuralı vardı. Kadın ve çocuk yok. Bunun ötesinde her şey adil bir oyundu. Bir keresinde Richard, hayatı için yalvaran ve dua eden bir adamı öldürmeye hazırlandığını hatırladı. Richard adama, Tanrı'nın gelip müdahale edip etmeyeceğini görmek için Tanrı'ya dua etmek için 30 dakikası olabileceğini söyledi. Fakat Tanrı asla ortaya çıkmadı ve koşulları asla değiştirmedi. Hepsi buydu. Pek hoş değildi. Bu bir şey, bunu yapmamalıydım. Bunu bu şekilde yapmamalıydım demişti Richard. Bu Richard Kuklinski'nin yaptıklarından dolayı pişmanlığını dile getirdiği tek anlardan biriydi. Richard, konu yetkililerden kaçınmak olduğunda özellikle akıllıydı. Kimliklerini tespit etmemek için sık sık kurbanlarının parmaklarını ve dişlerini çıkarmıştı. Cesetleri petrol derilerinde eritti. Ya da hurdalık arabaların arkasına ezilmek üzere bırakıyordu. Bazen onları Hudson nehrine atıyor ya da maden kuyularına bırakıyordu. En sevdiği numara, kurbanlarının cesetlerini endüstriyel dondurucularda bırakmak. Sonra da aylar ya da yıllar sonra çöpe atmaktı. Polis onları bulduğunda merhum yakın zamanda öldürülmüş gibi görülecek ve Richard'dan asla şüphelenilmeyecek. Bu teknik Richard'a buz adam lakabını kazandırmıştı. O zamanlar polis evsizlerin birbirlerine saldırıp öldürdüğünü düşünüyordu.
New Jersey'den şehre rastgele cinayet işlemek için gelen acımasız bir katilin olduğundan şüphelenmiyorlardı. Richard Kuklinski'nin ailesi bile olup bitenlerden asla şüphelenmemişti. 1961'de Richard, Barbara Pedrecki ile evlendi. Tanıştıkları sırada buz adam katil olarak görev yapan adamın iddialara göre zaten 65 cinayet işlediğini bilmiyordu. Çiftin 3 çocuğu vardı ve New Jersey'in banyosundaki komşularına göre ideal bir Amerikan ailesiydiler. Varlıklı bir hayat yaşadılar. Çocuklar pahalı özel okullara gidiyordu ve aile arka bahçelerinde havuz kenarında barbeküler düzenliyor ve tatillerde Disneyland'da geziler düzenliyordu. Richard her pazar günü ayinlerin müjdecisiydi. Polis nihayet onu yakaladığında Barbara'nın kocasının yasayı çiğneyecek ne yaptığına dair hiçbir fikri yoktu. Ancak onun sinirli olduğunu biliyordu. Richard'ın kötü günleri vardı ve keyfi yerinde olmadığında istismarcı davranıyordu. Bir keresinde Barbara'yı burnunu kıracak kadar kötü dövmüştü. Her zaman morluklar bırakıyordu. Eskiden buna öfke derdim. Öfkenin de çok ötesindeydi. Hastaydı diyecekti daha sonra karısı. Yine de onun bir katil olduğundan asla şüphelenmediğini iddia etti. Belki de saf olduğumu söyleyen ilk kişi ben olacağım. Çünkü ben böyle bir şey görmedim. Ailem asla böyle bir şey yapmadı demişti. Richard, 25 yıl boyunca hayatını tamamen bölümlere ayırarak aile babası imajını sürdürdü. Birlikte çalıştığı suçlulara kişisel hayatı, ailesi ve yaşadığı yer hakkında hiçbir şey söylememişti. İş dışında asla sosyalleşmedi. Uyuşturucudan ve fahişelerden uzak durdu ve mafyanın sattığı şeyleri asla satın almadı. O bir müşteri değil, bir çalışandı. Ancak 25 yıl mafya tetikçisi olarak çalıştıktan sonra 1980'lerde Richard kendi suç çetesini kurdu ve hatalar yapmaya başladı. Onun mahvoluşu, yerel bir mafya adamı ve Richard Kuklinski'nin bir arkadaşa en yakın kişisi olan Phil Solimene oldu. Solimene ATF'ye bir operasyonda yardım etti ve ATF ajanı Dominic Polifrenu potansiyel müşteri olarak Kuklinski'ye sunmuştu. Polifron bir iş için Kuklinski'ye geldi. Ardından Kuklinski'nin para karşılığında cinayet vaadini kaydetmişti. Buz adam için yolun sonu gelmişti. 1986'da bir gün kahvaltıya giderken Richard ve Barbara Kuklinski'nin etrafı işaretsiz arabalar tarafından kuşatıldı. Polisler silahlarını başlarına doğrultmuştu. Baş araştırmacı Pat Kane, kafa karışıklığının ortasında perişan haldeki Barbara'ya yaklaştı ve açıkça şöyle dedi. O bir katil. Ertesi gün 5 cinayetle suçlandı ve 1988'de bunların 4'ünden suçlu bulundu. Daha sonra 2 suçtan daha suçlu bulunmuştu ve ardı ardı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu noktadan sonra Richard, 1980 yılında New Jersey'deki Upper Saddle River'da New York Polis Departmanı'nın dedektifi Peter Calabro'nun öldürülmesi dahil olmak üzere bir dizi başka suçla ilişkilendiriliyordu. Kuklinski sadece 2001 yılında suçu itiraf etmekle kalmadı. Aynı zamanda tüm hikayenin yalan olduğu konusunda ısrar eden Gambino ailesinin patronu tarafından kendisine bunu yapma emri verildiğini söylenmişti. Dedektif Pat Kane, buz adam katilinin 300 kadar erkeği öldürdüğüne inanıyordu ve istediği kişiyi istediği zaman her zaman öldürebilirdi. Richard tutuklanmasının ardından utangaç değildi. Savcılara, psikiyatristlere, muhabirlere, kriminologlara ve haber spikerlerine yani kendisiyle konuşmak isteyen herkese röportajlar vermişti. Bir adamdı ve yalvarıyordu. Yalvarıyordu ve dua ediyordu sanırım. Ve o her yerde lütfen Tanrım diyordu. Ben de ona Tanrı'ya dua etmek için yarım saati olabileceğini ve eğer Tanrı gelip koşulları değiştirebilseydi bu süreye sahip olacağını söyledim. Ama Tanrı asla ortaya çıkmadı ve koşulları asla değiştirmedi. Hepsi bu. Pek hoş değildi, demişti. Hayatıyla ilgili 2 belgesele katıldı ve yaptığı şeyleri ve nedenlerini samimi bir şekilde anlattı. Yolsuzluklarıyla ünlü Jimmy Hoffa'yı öldürdüğünü iddia etti ve bunun karşılığında kendisine 40 bin dolar ödenmişti. Cezaevinden bir televizyon röportajında şunları söyledi. Yaptığım hiçbir şeyden dolayı asla pişmanlık duymadım. Aileme zarar vermek dışında. Ailemin beni affetmesini istiyorum demişti. 25 yıl hapis yattıktan sonra Richard sağlığı kötüleşmeye başlamıştı. 2005 yılında kendisine kan damarlarında tedavi edilemez iltihaplanma teşhisi konuldu. Ve sonunda Barbara'nın onu son kez görmeye gideceği hastaneye nakledildi. Kuklinski, bilincinin açık olduğu bir anda, eğer donması gerekiyorsa doktorlardan onu canlandırmasını istedi. Ancak dışarı çıkarken Barbara, canlandırma yapılmaması gereken bir form imzaladı. Ölmeden bir hafta önce fikrini değiştirip değiştirmediğini öğrenmek için onu aradılar ve bunu yapmamıştı. Ünlü buz adam katili Richard Kuklinski, 5 Mart 2006'da vefat etti.